Herkese merhabalar bayanlar baylar. Çayları kahveleri hazırlayın. Bugün Karayip Korsanları dövmelerini yorumlayacağız. Hadi başlayalım. Kamera arkasında yine Fatih var. Selam. Bu sefer şuradan bir GoPro ile çekim yapıyoruz ama acaba alıyor mu bizi bilmiyorum. Aldığı kadar denemeler sürüyor. İkinci bir açı olsun dedik. Şimdi hemen ilk fotoğrafla başlayalım. Karayip Korsanları sen izledin mi bu arada? Yani. ne bileyim, ne bileyim ama belki izlememişsindir. İzlemeyen varsa hepsini izlesin de. Ben de ilk 3'ten sonra bende yok. 5 tane var değil mi toplam? Ben hepsini izledim de mesela hep ilk 3'ü sürekli dönüp dönüp izlerim. Ben de hep ilk 2'si. En güzelleri çünkü. En güzeli zaten birincisi. Bu dövme arkada şey de var, bir kırlangıç da var altta. Çok çok ideal olmuş yani. İçinde şey, Black Pearl, Kara İnci ve tabii ki Jack Sparrow'un, Johnny Depp'in standart görseli, Disneyland'inden tut artık çantalarda, böreklerde, pastalarda, her yerde bu suratı görebiliriz. Bir ikon oldu. Bu arada yeni dedikodu da yapalım, biliyorsunuz doğaçlama gidiyor bizim videolar. Bu yeni şey olacakmış, kadın mı olacakmış, bir şey olacakmış Jack Sparrow. Öyle bir mevzu var ya. John Depp, Amber Heard müydü o şey, eski eşi? Evet. Ondan sonra... Davalık olduktan sonra ayrıldı. Daha doğrusu çekim yapmak istemediler John Depp'le. İşte o yüzden yenisinde John Depp olmayacakmış. Karayip Korsanları 6'da atıyorum. Bu çok saçma bir şey değil mi ya? Saçma, ben olsam çekmezdim. Yani zaten çekme abi. Hani John Depp için izliyoruz yani. Onu Karayip Korsanları, Karayip Korsanları yapan John Depp yani. Diğer oyuncuların hepsi ayrıldı zaten. Kalıcı olan kalmadı yani. Bir de Geoffrey Rush'ı çok severiz de. Bu yani Jack Sparrow eşittir John Depp. Çok saçma. Bir de orada John Depp'in haklı olması, ben onu anlamadım ya. Netflix'te de yayınladı ya. Şimdi John Depp dövmeleri diye bir video yapmıştık. John Depp sevenler varsa izlesin kanalımızdan bulup. Bir 3-4 sene önce yapmıştık. Abi yani şeyi anlamıyorum ben. Yani bu konuda John Depp'in haklı olup ve asıl mağdurun John Depp olup neden işte şeyden, Fantastik Canavarlar filminden ve diğer bütün filmlerden çıkartıldı bu adam. Yani ve kendi isteğiyle de tabii. Ben bilmiyorum yani. Gerçi hayat kısa, adam da artık sıkılmış olabilir. Lanet olsun sizin sektörünüze demiş olabilir. John Depp çok severim. Bak. Bunu iddia sonucu yapmıştık, bilenler var. İşte 500 yorum gelirse işte yapacağım kendime falan demiştim. John Depp'te de var bu dönemde. Ve bunu da yapıp videosunu da çekmiştik. Eski videoları azıcık izleyin ya. Çok güzel şeyler çektik vallahi. Devam. Sonraki fotoğrafa geçelim. Oh yes, come on. Bizim şey... Solungaç adam. Söylesene adını. Dilimizin ucunda anahtarı çıkartıyor solungaçların arasından. Uçan Hollandalı'nın kaptanı. Evet, orası tamam. Adını diyemiyorum. Adını... Oğlum neydi? Ben de... Ya çok... Çok... Çok dilimin ucunda. Davy Jones. Davy Jones. Teşekkürler. Benden önce bulduğun için gerçi canım sıkıldı. Öyle olur ya. Ama öyle olur ya, bulamazsın biri bulunca. Tam söyleyecektim. Davy Jones. Davy Jones'un galbi. Şey ne peki? Aşık olduğu kadını söyle. Denizden çıkan dev falan filan. Zenci bizim ablamız. Büyücü müyücü. Hadi, hadi söyle. Ben de unuttum ha. Mephisto diye isim. Öyle bir şey neydi? Mephisto. Mephisto değil de. Mephisto olabilir. Değil mi? Değil değil. Neyse. Şimdi bunları böyle konuşarak sizde de aynı duyguları yaşıyoruz. Ya da siz diyorsunuz ki ya onun adı şu, söyle artık falan. Ama ben duymuyorum sizi. Yorumlara yazarsınız. Unuttum. Daha yeni bir de izledim. İlk 3 filmi daha yeni izledim. 1-2 ay önce. Bayılıyorum abi Karayip Korsanları. Soundtrain'den tut. Eskiden ATV Haber'de vardı biliyorsun değil mi? Ali Kırca'da. Ya çok iyi değil mi? Şey kaliteye bak ya. Eski ATV'nin kalitesi işte. Ya bu dövme çok abi, çok güzel olmuş. Ben böyle dot work barındıran dövmeleri çok seviyorum. Ve çok da gerçekten sanırım kol içi şurası. Çok da kaplamış o bölgeyi. Yani çok bence bombastik. İlla bir ekstra bir şey yapılsaydı belki bir yerlere deniz dalgaları ya da işte o anahtar var ya, o anahtar yapılabilirdi solungaçından falan.
olabilir. Neymiş, buldun mu? Kalipso. Kalipso. Kalipso be ya. Tamam. Burada da ben Domino's'tan reklama gelip Kalipso adında bir pizzası var. Öyle mi? Evet. Ne gerek var şimdi? Aradan ben girmek istedim. Oğlum bak zaten almıyoruz hiçbir reklam reklam. Zaten insanımızda var değişik tipler, reklam alıyoruz zannedecekler bak. Bizde var çünkü öyle bir şey. Değişik tipler. Böyle reklam diye adamın gözüne sokar. Yoo o kendi hali falan der. Doğal o adamın hali. Neyse. Almadık reklam, merak etmeyin. Yemeyin de fast food. Burada Geoffrey Rush. Bitti. Bitti. Ve Jack. Maymun Jack. Abi maymunun ismi ya o kadar güzeldi. Maymun ismini Jack deyince işte Jack Sparrow geliyor ya, sen değil öbür falan diyor. Abi çok güzel bir şey ya. Maymunun ismini Jack koymak. Sana değil maymunla konuşuyordum. Aynen yani çok, çok iyi ya. Ve hani Jack Sparrow'un maymunla yarışması falan hani onun seviyesinde zannetmesi kendini. Geoffrey Rush da çok ünlü ve çok çok büyük bir aktördür. Bayılırım filmlerine. The Shine'dı değil mi? Shining değil. Ben onları hep karıştırıyorum. Shine'dı. Shine olması lazım. 90'lı yıllarda bir piyanisti canlandıran ve Oscar ödülü almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çok çok önemli kült bir film. O filmle zaten aşık olduk Geoffrey Rush'a. Bu dövmede tabii ki çok keyifli olmuş. Tabii ki. Sadece şapkasındaki o şeyi anlamadım. O deniz yansıması gibi şeyi anlamadım. Diğer her şey çok keyifli ve işlik olarak da muazzör. Muazzör. Devam. Ben bu dövmeyi istiyorum abi. Bu. Jack Sparrow'un. Biliyorsunuz John Depp'in oğlunun isminin de ismi Jack ya. Değil mi? Kaç yaşında o acaba? Hiç bilmiyoruz çocuğun, çoluğunun çocuğunu adamı. Gerçi o videoda biraz konuşmuştuk ama. Burada Jack yazıyor. John Depp'te de var bu dövme birebir yani. Karakteri Jack Sparrow'u John Depp'in de ne kadar içselleştirdiği ya da kendinden bir parça her aktör herhalde verir ama biraz fazla iç içe geçtiği için bu kadar başarılı belki de. Çok mükemmel belirlemiş sınırları. Bu dövmeyi ben de gerçekten vücudumda isterim. Normalde böyle old school, çok basic, çok logo gibi o görünen şeyleri sevmem ama bu benim için keyifli bir iş. Neymiş, bir şey mi baktın? John Christopher Depp Third yazıyor adında. Ne yazıyor? Üçüncü John Christopher Depp. Üçüncü Johnny Depp. Evet. O öyle var ya yurt dışında. Bizde yok tabii ki. Junior'lar falan. Cem Junior falan. Geçtik. Bu keşke bir Karayip Korsanları dövmesi olsaydı Fatih. Fatih seçti bu fotoğrafları. Ben ilk defa görüyorum. Gördüm pusula var ben orada de, da. Pusula. Aşağıda Rohan yazıyor orada eşek kadar. Gondor yazıyor. Yüzüklerin Efendisi. Ama ben pusula için aslında aldım. Tamam tamam bir şey demiyorum. Ki Yüzüklerin Efendisi de çok severiz. Videosunu çekmiştik. 3-4 video önce. İzleyin izlemediyseniz. Pusula bu. Çalışmayan pusula da. Abi çok da metafor var filmlerde. Yani. Pusula aslında kuzey değil. İstediği şeyi. Aslında çalışmıyor da değil yani pusula. Çalışıyor. Hatta çok da iyi çalışıyor. Sadece istediğin yeri gösteriyor. Abi çok. Mesela ilk 3 filmde özellikle işte. O kadar güzel iç içe sokmuşlar ki her şeyi. Mesela o pusula ikinci filmde ortaya çıkıyor. Üçüncü filmden bilmem ne çıkıyor. Bu başarılı senaristlerin de işi biraz. Yönetmenin de tabii ki. O yüzden bir efsane oldu Karayip Korsanları. Yani sadece korsanlar var. Gel git falan değil abi. Yani çok senaryoda çok başarılı işler var bence. Ben bu pusulanın mesela hatta az bile kaldı. Daha fazla öne çıkması, hikayesini daha fazla dinlememiz bence güzel olurdu. By the way, Keith Richards bilenler bilmeyenlere fısıldasın. Rolling Stones'un efsane gitaristidir. Efsane Rolling Stones'un efsane gitaristi. Ve hala hayatta Keith Richards. Sen bilmiyorsun tabii. Evet. Bakıyor çünkü boş bakıyor. Yaşlı diyelim. Yaz oraya Keith Richards. Keith Richards diye. 80 yaşında falandır büyük ihtimalle. Ve o Johnny Depp'in babası olarak geliyor ya abi. Dördüncü filmde mi? Üçüncü filmde mi? Dörtte galiba. Konseyde. Dörtte olması lazım. Hollanda'nın dörtte. Gemisinde önce karşısına çıkıyordu galiba. Sonra yok, güzel yok. Bir şahiliyle hayır geliyordu. O değil. O değil hayatım, o değil. O başka. O şeyin Orlando Bloom'un babasını diyorsun sen. Ben John Depp'in Jack Sparrow'un babası olarak çıkıyor ya karşıya. Gitar çalıyor ya oturur. Şey olarak ne derler. Kitap koruyucu. Bookkeeper mı? Neyse artık. Bookkeeper mı? Asya tarafında
tarafa gidiyorlardı. Aynen aynen. Japonlara mı? Oradaki bir şey, Singapur'a gidiyorlardı galiba. Singapur'a gidiyorlardı. Orada gitar çalıyor ya baba. Tıkıtı tıkıtı tıkıtı. Mesela o efsane bir şey ya. Yani araya işte Easter egg'ler serpiştirmeler çok güzel yani. Keith Richards baktın mı? Kaç yaşındaymış? Baktım. Bulamadın mı? Bakmadım. Yok yok, buldum. Geçtik bu sırada, ben 80 geçeyim. 80 yaşında. 43 doğumlu. İlk defa tam bildim. 83. Vay maşallah babamıza. Direkt portresini Lök'ün Türk diye yapmış. Ya ben oraya mesela biraz daha güzel tabii. Bende de böyle Lök diye bir portre var. David Gilmour'un, Pink Floyd'un gitaristinin, ama Lök diye değil de bunlara biraz daha ne bileyim yukarı bir şey, işte ay falan yazabilirdin. Hani biraz korsan sözleri, cümleleri ya da işte Rom'la alakalı bir cümle yazabilirdin. Rom içkisi çok önemli ya korsanlarda ve Jack Sparrow'da. Ya da işte ne bileyim yani Turtle yapıp kaplumbağa yapabilirdin böyle. Kıllar bunu çekip falan. Yani biraz daha tatlı olurdu ama çok güzel tabii ki. İşçilik de çok tatlı. Beğendim. Bu kalf galiba. Bacağın arka bacak. Alt arka bacak. Devam. Eski nesil dövmeler. Şimdi dövme deyince tabii aklımıza, yani benim aklıma böyle şeyler geliyor. Büyük büyük şeyler. Artık devir değişti. Artık minimal, artık basit, artık çabuk, hızlı olması lazım her şeyin. Böyle sen... Şimşak. Tabii canım, birkaç ayını, böyle iki yılını falan dövmeye ayıramazsın artık. Yapılır böyle. Aynen, 5 dakikada dövme yapılır. 5 dakikada yazılır, hemen teslim edilir. Karınca tatu. Karınca gibi hızlı. Bunda orada mesela işte şeyin olması, bak solda o Davy Jones'un esirlerinden ya da lanetli mürettebatından biri var. Bak sol yukarıda, gördün mü kırmızı? O şeyin babası olabilir bizim. Mercan adam, bir tane. Mercan adam mı? Bunun şey, öyle bir şeyi vardı. Mercan adam dediğini, adam o lanetten dolayı. Güzel. Bir kısmı mercan, bir kısmı. Biliyorum biliyorum, kafası şey... çıkıyordu ya, beyni böyle öne girince hani falan. Hani belki de odur diye tahmin ettim. Gemide çıkıyordu ya. Ya çok güzel olmuş ya, çok güzel iş. Çok beğendim yani, her şeyi var. Mesela Jack Sparrow'un böyle biraz şaşkın bir ifadeyle bize bakması da hoş. Mesela bu deminki portre düzdü böyle. Hani sanki şeyde olur ya, eski düğün fotoğraflarında. Kardeşler fotoğrafı. Serginin amacıyla konan fotoğrafı. Aşağısına yaz böyle. Çok güzel dönmüş. Ama bunda mesela şey, o kompozisyonda güzel ki aslında aşırı büyük bir şey yok. Büyük dövmelerde mevzu bu zaten. Odaklandığın şey senin kompozisyon oluyor. Yani bütün bacak kompozisyon. Aslında orada işte yukarıda mesela mavi baloncuklar falan filan, su şeyleri. Onlar aslında çok ince düşünülmüş şeyler değil. Ama biraz işte genişten bakıyorsun ya. Büyük dövmelerin mevzusu o. O küçük mavi baloncuklar, deniz efekti bile mesela tabii 1-2 saatini alıyor. Devam, çok güzel iş. İşte bu çok güzel. Ben tabii yan çevireceğim. güzel olmuş. Güzel olmuş. Şişenin içinde de hani her an batırabilirim bak. Kraken gibi değil mi? Evet. Kraken var ya. Kraker değil. Kraken. Mesela güzel bir şey yapsalar böyle şeyler. Hiç bizde de hiçbir şey. Ne kadar tatsız tutsuz bir memleketiz lan. Ya böyle şeyler yaparlar mesela. Yabancı markalar. İşte Eti Kraker diyelim. İşte ne bileyim şey çıkmış. Karayip Korsanları yeni filmi çıkmış mesela. Eti Kraken diye mesela bir espri yapar. Oraya işte mesela gemiyi şey yapan, atıyorum çubuk krakerler. Hani bir ambalaj tasarımı yapar falan. Sadece ona selam çakmak için falan. Bizde hiç böyle şeyler yapılmıyor. Ne kadar tatsız. 40-50 sene en önceki şeyi ambalaj, 50 sene sonra hala aynı. Abi yeter ya. Yani değişim, tabii sürekli değişim olmasına gerek yok. Gelişim, değişim demek değil. Okeyiz ama yanlış yerlerde değişiyoruz, yanlış yerlerde değişmiyoruz bence. Farklı firmalar yıl başlarında bile özel ambalajlarını değiştiriyor. Mesela Toblerone şey. Mesela adam 500 tane şey, koleksiyonerler onu toplar mesela. Ben de görünce ana diyorum mesela, yılbaşı için yeşil kırmızı bir şey yapmış, Noel babalı bir şey yapmış falan, atıyorum. Bizde hiç böyle şeyler yok abi. Değişimi şey zannediyoruz, değişimi. Yani bir kar getirmesi gereken bir şey gibi. Full kafamız bu. Videolarda da öyle mesela. Abi şunu çeksin. Ya onu çeksek
çok izleneceğimizi biz de biliyoruz. Ama biraz da kendi istediklerimizi yapmamız gerekmiyor mu ya? Yani öyle zaten kaliteli şeyler çıkıyor. Devam. Bak bu güzel abi. Bu güzel. Jack Sparrow şeye bakıyor yukarı. Atatürk'ün ışıklı bir fotoğrafı var ya, ufka baktı onun gibi. Ve diyor ki ey pilotlar. Ey deyince ama Atatürk olmadı değil mi? Ey deyince başka biri oldu sanki. Evet. Orada ampule bakıyor. Oradan ışık vuruyor. Çok güzel olmaz mı oraya yazsa? Çok iyi olur. Ama bak orada bir mektuptan bir kesit, bir gemi yukarıda pusula, aşağıda korsan bayrağı ve Jack Sparrow saçları sallım sullum. Çok güzel abi. Kompozisyon çok çok tatlı olmuş. Aşırı beğendim. Devam. Bu bende var bunun kolyesi. Yani tabii dandik yani. Her şey. Altın diyormuş o. E tabii canım altın değil yani. Şey böyle 5 liralık. Ben bu tip şeye bak. Uncharted oyunu da öyle. Herhalde ilk bitirdiğim oyundur benim. PlayStation'da. Bu tip şeyleri çok seviyorum ben. Indiana Jones çok severim. Yani böyle biraz ne bileyim gizem, hazine çok ilgimi çekiyor. Eski kültürler. İşte mesela buna bakınca benim aklıma tabii Maya İnkalar da geliyor. Amerikan şeyleri. Bu paraya, madalyona bakınca. Bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor ya. Belki de o yüzden başka şeyler çağrıştırıyor diye. Bu sembolü çok seviyorum. Yani ben mesela bunu kendi üstüme yaptırmak isterdim yani. Kendi üstüme yaptırmak. Tapu dairesine gidiyorum. Bunu üstüme yaptırmak. Devam. Abi Dead Man Tell No Tales de. Şimdi Türkiye'de buna ne espriler yapılır? Her şeyden birazcık olsun. Çok seksist, çok seksist espriler yapılır buna. Tamam mı? Ben tabii ki yapmayacağım. Çünkü çirkin şeyler bunlar. Ama keyifli. Keyifli. Sadece dövme bok gibi yani. Dövme çok kötü. Ama fikir keyifli. Keşke yani çok acayip ya. Bunu göremiyorsunuz tabii siz. Yani siz küçücük ekrandan, hele telefondan falan izliyorsanız küçücük ekrandan bakıyorsunuz. Bu arada beni telefon, televizyon nereden izliyorsanız televizyondan çekmeniz daha kolay. Böyle fotoğrafı çekip karınca tatuyu etiketleyin Instagram'dan. Ben de paylaşıyorum tabii ki. Ve ya da mesaj atıyorlar mesela. Abi seni böyle izliyoruz falan diye. Çok çok hoşuma gidiyor. Selam da söylemiş olayım. Bunu yapanlar varsa. Ya Johnny Depp çok kötü ya. Ben o yani oradan kendimi hani sağda Tortuga Room yapmış Jack Daniels çakması ama hani o kadar kötü o ama hani John Depp'ten vazgeçip diğer kötüleri göremiyor gözüm yani. All or nothing yazmış. Hani hepsi ya da hiçbiri falan. Ya fikir güzel ama yani o silah değil mi soldaki koltuk altının oradaki? John Depp silah çekmiş. Sanki değil mi yani? Çok şey çok kötü ya. Fikir güzel de aşırı kötü ya. Neyse. Bu kadar büyük şeyler de Türkiye'de hadi canım inşallah diyelim. Devam. Es. İşte bu 2020'leri daha bitmedi gerçi ama bir dövmeyle özetle desem bu derim. Çünkü 2020'lerde özellikle son 5 senedir falan diyeyim şunlar çok popüler. Daha küçük alanda, daha ince işçilik ve büyük olmayan dövmeler. Benim dövme deyince aklıma öyle geliyor. Popodan ayak bileğine kadar büyük dövmeler ya da deminki çok kötü olsa da sırt falan. Artık öyle şeyler kalmadı. Ibıcık, bu bile büyük diyecekler. Büyük dedi şu kadar. Yani bak bu 20 santim falandır. Ama mesela çok güzel. İşçilik olarak da çok güzel. Sadece tabii ki o kadar detay 3-5 sene sonra yok olacak. Özellikle Davy Jones'ta. Arkadaki bu arada bilerek yapılmamış diye tahmin ediyorum. Arkadaki sanki varmış üstüne yapmışlar gibi. Öyle bir izlenim var. Ahtapot. Kraken. O da olabilir. Sonra ama mesela anahtar falan işçilikler çok güzel. İşçilikler çok güzel ama bu böyle tabii ki kalmayacak. Dövme yayılıyor biliyorsunuz. Old school o yüzden hala modası geçmemiş bir tarz. Bozulmuyor. Yani bozulduğu belli olmuyor. Devam. Abi işte ben bu bak bu sahneyi dövme yaptırmayı çok isterim. İşte bu ya. Oh, içim açıldı. Nedir böyle ya böyle portreler falan. Ya işte bak.
Bu abi, bu sahneyi hatırlamayanlara hemen hatırlatayım. İlk filmde ilk dakikalar zaten 5. 6. dakika bak söyleyeyim. Açın filmi izleyin. Jack Sparrow şeye böyle geliyor İngiltere'de. Londra'ya mı geliyor? Londra mı şehir? Bilmiyorum. Londra değil galiba. Böyle batıyor şeyi, gemisi. Gururlu geliyor. Böyle tam batacakken hatta bir diyor ki buraya park edemezsin. Limana park edemezsin diyor. İşte ismini söyle falan diyor. Dönüyor böyle, gitmiş gemi falan. Yok. Gemi gitmiş falan. Sonra rüşvet veriyor adama falan. Çok güzel bir sahne. Şeyin, bu filmin aslında çok da komik olduğunun başlangıçta sinyalini veriyor yani. Aşırı komik ve böyle şey yaparak güldürmüyor yani. Çok küçük şeylerle güldürüyor. Komik olmayan şeylerle güldürüyor yani. Devam. Çok seviyorum bu filmi. Ne yapayım? Ne yapayım? Up is Down. Güzel, güzel, güzel fikir. Fikir güzel. Ama sanki proporsiyonu biraz yamuk gibi değil mi Fatih? Fotoğraftan dolayı değil yani. Sanki biraz daha şöyle. Değil mi? Hissettin değil mi? Kalkıp, sen de hissettin değil mi? Böyle sola inmesi lazım. Bak göz işte. Aynı bak görüyor. Ama şey fikir güzel. Evet. Çünkü yine üçüncü filmdeydi galiba. Geri ters çeviriyorlardı ya. Ters çeviriyorlardı ya gemiyi. Gün batımının için. Son şeymiş bu. Aa çok güzel. Bitti. Vallahi son olarak biraz yorum yapayım sonra kapatalım yavaş yavaş. Bizim videolar böyle. Sanki güne gelmiş gibi. Gerçekten Johnny Depp'in hayranıyım. Neredeyse bütün filmlerini izledim. Bunu diyen arkadaşlar, özellikle genç arkadaşlar şey yapıyor. Ya neredeyse hepsini izledim abi diyor. İki tane film sayıyor. Ben öyle değil abi yani. Gerçekten izledim yani. Sleepy Hollow mesela en sevdiğim filmlerinden biridir ki maalesef insanlar bilmiyor. Aslında popüler bir film ama bilmiyor falan. Ne olur Johnny Depp izleyin. Gerçekten size katkısı çok olur. Çünkü Johnny Depp yani bir felsefi bir duruşu olan ve kimseyi etkilemeden etkileyen bir adam. Bu ne demekse. Yani etkilemeye çalışmadan. Cool. O yüzden Johnny Depp izleyin abi. Karayip Korsanları zaten efsane. Bir tabii ki ürün. Karayip Korsanı dediğin şey adamlar milyonlarca dolar kazanıyor bunun üstünden. Müziğinden, telifinden, Disneyland'ında, oyuncaklarından falan. Cosplay. Herkes onun kostümünü giyiyor. Jack Sparrow'un falan. Ama o papağan bile ünlü yani şeydeki. Dilsiz adam papağanı var ya. Çok güzel şeyler abi. Dilsiz adam papağanı var. Yani ya tam bu arada şeydi. Tam İngiliz mizahı anladın mı? Kim yazdı tam hatırlamıyorum ama tam İngiliz mizahı ya. Yani dilsiz adam papağanı var. Ve o papağan da başına buyruk falan yani. Çok çok saçma. O yüzden bu videoyu yaptığıma sevindim. Böyle bu videoları yapıyoruz. Yüzükler Efendisi'ni bir atmıştık. Yaptık 3-4 hafta önce. Sonra devamını Avatar yaptık mesela. Devamı çok istenirse, çok izlenirse değil, çok istenirse bizim de içimize sinerse tekrar devamını yaparız. 2-3-4 falan diye. Ama siz söyleyeyim şahsen ne olur beğenin, yorum yapın. Yorum kesin yapın zaten. Bir de eşe dosta atın videoları ki büyüyelim. Hala organize, hala hiç reklam almadık. Bu ağlıyormuş bir gün olacak. Olunca da size hemen haber vereceğim buradan. Teşekkür ederim. Umarım keyifli olmuştur. Önemli olan o zaten. Geri kalan sizindir. Abone olmayı unutmayın. Instagram Karınca Tatu'dan da bu gelişmeleri, storyleri falan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Bay bay.